Sermaye maliyeti, işletmenin yatırımlarının finansmanında kullandığı uzun dönemli kaynakların maliyetidir. Bu bağlamda bir işletmenin sermaye maliyeti, uzun vadeli finansman kaynakları için hesaplanır ve işletmenin yatırım yaptığı varlıkların riskini yansıtır. Bir başka deyişle, sermaye maliyeti, bir işletmeye kaynak sağlayanların, yani borç verenlerin ve hissedarların, bu yatırımlarından bekledikleri getiri oranını ifade eder. Bu nedenle de sermaye maliyeti, yatırım kararlarını yakından ilgilendirir. Sermaye maliyeti, işletmenin finansman kaynağından sağladığı net nakit girişini, bu kaynağı kullanmanın neden olacağı nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır. Borcun işletmeye olan maliyeti, vergi etkisi de göz önünde tutularak hesaplanması gerekir. Buna göre sermaye maliyeti, borç ve öz kaynak getirilerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Sermaye yapısı basitçe, işletmelerin uzun dönemli finansal kaynaklarının bileşimidir. Konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, borcun maliyeti, hisse senedi maliyeti, kar payı indirgeme modeli, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, sermaye yapısı şeklindedir. Bu programı izledikten sonra sermaye maliyeti, borcun maliyeti ve öz kaynağın maliyeti nedir? Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nasıl hesaplanır? Sermaye yapısı yaklaşımları nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. İşletmeye sermaye sağlayanların işletmeden bekledikleri getiri oranları işletme için maliyet demektir. Sermaye maliyeti, borç ve öz kaynak maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Yani yatırımcıların işletmeden ne kadar getiri istediğinin bir ölçüdüdür. Bir başka tanıma göre sermaye maliyeti, işletmenin finansman kaynağından sağladığı net nakit girişini, bu kaynağı kullanmanın neden olacağı nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır. Sermaye maliyeti yatırım kararlarını yakından ilgilendirir. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan net, bugünkü değer, iç verim oranı yöntemlerine göre karar verilirken sermaye maliyeti kullanılır. Net bugünkü değer yönteminde projenin yarattığı nakit girişlerinin bugüne indirgenmesinde indirgeme faktörü olarak sermaye maliyeti kullanılır. Öz kaynak, borçla finansmana kıyasla daha yüksek maliyetlidir. Hisse senedinin yatırımcısına sağlayacağı gelirin, yani sermaye kazancının ve kar payının miktarı ve zamanı konusunda bir kesinlik yoktur. Bu nedenle hisse senedi yatırımcısı daha yüksek getiri talep eder. Borç verense hem faiz oranı hem de vade hakkında kesin bilgiye sahiptir. Riskin düşük olması nedeniyle de daha düşük getiriye razı olur. Borç maliyetinin düşük olmasını sağlayan bir başka etken de vergidir. Borç faizlerinin vergi matrahından gider olarak düşülebilmesi, faizle vergi oranının çarpımı kadar daha az vergi ödenmesini sağlar. İşletmelerde vadesi farklı borçlardan yararlanılır. Kısa vadeli bir borcun maliyetini hesaplamak kolaydır. Bunun için kısa vadeli borcun vergi sonrası faizini hesaplamak yeterlidir. Uzun vadeli bir borcun maliyetinin hesaplanması ise tahvil maliyetinin hesaplanmasına benzer. Her ikisinde de borcun maliyeti, bugün borçlanma yoluyla sağlanan nakit girişlerinin bu borç için vadeye kadar yapılacak faiz ve ana para ödemelerinin bugünkü değerine eşit kılan iskonto oranıdır. Tahvil maliyeti, tahvilin sağladığı nakit girişlerini tahvil sahiplerine yapılacak ödemelerin bugünkü değerine eşit kılan iskonto oranıdır. Yani tahvilin iç verim oranıdır. Öz kaynağın maliyeti hesaplanırken adi hisse senetlerinin maliyeti, imtiyazlı hisse senetlerinin maliyeti ve dağıtılmayan karların maliyeti dikkate alınır. Adi hisse senetlerinin maliyeti konusunda kar payı indirgeme ve sermaye varlıklarını fiyatlama şeklinde iki model sıkça kullanılır. Kar payı indirgeme modelinde bir hisse senedi fiyatının bugünkü değeri hesaplanır. Bu hesaplamayı yaparken hisse senedi yatırımcısı beklenen kar paylarını hisse senedinden beklenen getiri oranıyla bugüne indirgeyerek bugünkü fiyatı belirler. Elde edilecek kar paylarını tahmin etmek çok zordur. Yöntemi kolaylaştırmak için kar paylarının büyüme oranına ilişkin varsayımlarda bulunarak çözüm kolaylaştırılmaya çalışılır.
Bu varsayımlardan biri kar payının hiç büyümediği, diğeri ise sabit bir hızla büyüdüğüdür. Buna göre kar payı indirgeme modelinin, büyümenin olmadığı kar payı indirgeme modeli ve sabit büyümeyi temel alan kar payı indirgeme modeli olarak iki farklı çeşitlemesi ortaya çıkar. Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, riskli varlıkların fiyatlanmasında kullanılan bir modeldir. Bir riskli varlığın beklenen getirisinin risksiz getiri ve risk primine eşit olacağını ileri sürer. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, finansman kaynaklarının ağırlıklı ortalama maliyetidir. Ağırlıklar belirlenirken, finansman kaynaklarının pazar değerleri dikkate alınmalıdır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini etkileyen faktörlerin bir kısmı işletmelerin kontrolü altındayken, bir kısmı kontrol altında değildir. İşletmenin kontrolü altında olmayan faktörler, faiz oranları, pazar risk primi ve vergi oranlarıdır. İşletmenin kontrolü altında olan faktörler ise sermaye yapısı politikaları, kar payı politikası ve yatırım politikasıdır. Sermaye yapısının belirlenmesinde işletmeler iki soruya yanıt arar. Bunlardan ilki kaynakların vadesidir. Kaynakların vadesi varlıkların bileşimiyle yakından ilgilidir. İkinci soruysa borç, öz kaynak bileşiminin nasıl oluşturulacağıdır. İşte bu soru sermaye yapısı tartışmalarının temelini oluşturur. Sermaye yapısı tartışmaları optimum bir borç öz kaynak oranının olup olmadığı üzerinde yoğunlaşır. Sermaye yapısı bir işletmenin uzun vadeli borçlarının öz kaynağına oranıdır. Sermaye yapısına ilişkin yaklaşımlar net gelir yaklaşımı, net faaliyet geliri yaklaşımı, geleneksel yaklaşım ve Modigliani-Miller yaklaşımıdır. Net gelir yaklaşımı işletme değerinin belirlenmesinde sermaye yapısının etkili olduğunu ileri sürer. Yaklaşıma göre işletmelerin borç bölü öz kaynak oranı arttıkça sermaye maliyeti düşecek ve işletme değeri artacaktır. Borç maliyeti öz kaynak maliyetinden daha düşük olduğundan daha yüksek borçlanma oranı, daha yüksek işletme değeri anlamına gelir. Net faaliyet geliri yaklaşımı borç bölü öz kaynak oranı değiştiğinde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve işletme değerinin değişmeyeceğini ileri süren sermaye yapısı yaklaşımıdır. Yaklaşıma göre borçlanma oranının her düzeyinde kapitalizasyon oranı değişmez ve aynı kalır. İşletmenin aynı faiz oranıyla borçlanmayı artırması hissedarlar tarafından finansal riskin artışı olarak değerlendirilir. Bu nedenle de hisse senetlerinden daha yüksek getiri talep ederler. İşletmenin ucuz maliyetli borç kullanarak sağladığı yarar, hisse senedi maliyetindeki artış nedeniyle ortadan kalkar ve kapitalizasyon oranı değişmeyerek aynı kalır. Geleneksel yaklaşıma göre optimum sermaye yapısı vardır. Bu nedenle her işletme kendisi için optimum olan borç bölü öz kaynak oranını bulmalıdır. Zira bu sermaye yapısında işletme değeri maksimum düzeydedir. Modigliani ve Miller, net faaliyet geliri yaklaşımında olduğu gibi işletme değerinin sermaye yapısından bağımsız olduğunu ileri sürerler. Bu, Modigliani ve Miller'ın ilk önermesidir. İkinci önerme ise verginin varlığı durumunda borç kullanımındaki artışın işletme değerini artıracağı şeklindedir. Sermaye maliyeti, işletmenin yaptığı yatırımların finansmanı için kullandığı uzun dönemli kaynakların maliyetidir. Bir işletmenin sermaye maliyeti uzun vadeli finansman kaynakları için hesaplanır ve işletmenin yatırım yaptığı varlıkların riskini yansıtır. Sermaye maliyeti yatırım kararlarını yakından ilgilendirir. Sermaye maliyeti yatırımcıların işletmeden ne kadar getir istediğinin bir ölçütüdür. Kısa vadeli borcun maliyeti hesaplanırken faiz oranını vergiye göre düzeltmek yeterlidir. Gerek uzun vadeli borçların gerekse tahville borçlanmanın maliyet hesaplaması birbirine benzer. Tahvilin maliyeti, tahvil sahibinin bu tahvilden elde edeceği getir oranıdır. Öz kaynak maliyeti hesaplanırken, işletmenin hangi tür hisse senedi ihraç ederek fon sağladığı önem kazanır. Adi hisse senetlerinin maliyetinin hesaplanmasında, kar payı indirgeme modeli ve sermaye varlıklarını fiyatlama modelinden yararlanılır.
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, finansman kaynaklarının piyasa değerlerine göre toplam içindeki ağırlıklarının maliyetlerle çarpımlarının toplamlarından oluşur. Sermaye yapısı basitçe işletmelerin uzun dönemli finansal kaynaklarının bileşimidir. İşletmenin ne kadar borç, ne kadar öz kaynak kullanması gerektiği konusunda çok farklı görüşler vardır. Bu programda sermaye maliyeti, borcun maliyeti, öz kaynağın maliyeti, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kavramları açıklandı. Sermaye yapısı yaklaşımları üzerinde duruldu. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Finansal Yönetim ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.